Antalya'da inanılmaz bir fırtına çıktı. Geceden beri beşik gibi sallanıyoruz. Okullar falan tatil oldu, yani öyle düşün. O kadar kötü durumdayız. Muhtemelen eve geri döneceğiz. Tabii bugün atlatabilirsek. Brandayı kim kapatacak çıkıp? Ben değil herhalde. Ben mi? Bizim kaç seçeneğimiz var şimdi bugünle ilgili? Saklıkent. Saklıkent 1. Eve dönmek 2. Karar verelim. Şimdi burası böyleyse eğer, Saklıkent'te bunun yağmurlu halin kar hali gibi düşünüyorum ben. Tepeye ama Cihan'la çıkalım diyor. Yani en kötü çıkamazsak geri döneriz kaldığımız yerden. Bir kayarsak? Kaymayız ya. Kaymaya başladık mı durup döneriz işte. Ya çünkü ciddi uyarılar veriyorlar. Biz bu halde bu arabayla Saklıkent'e çıkalım diyoruz. Zincir aldım. Araba rodeo yapıyor resmen. Öyle bir sallanıyor ki şu anda. Nasıl anlatılır? Bak şuradan anlayın. Ve akşama Konyaaltı denizin sahile vuracağını söylüyorlar. O yüzden buradan çekin arabayı dediler. Deniz çeksin kendini dedim. Acıyor. Tipe bak ya. Uhu. Ya mahvoldum ya. Suratım yanıyor. Jilet gibi şak 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 şak. Tokatlamışlar gibi beni. Ya dalgalara bak. Benim şu ayakkabının içinde ayaklarım böyle ıslanmış. Cihan'ın terliklerinde. Evet. Kupkuru ayakları. Evet. İnanmıyorsan tut da bak. Demin tuttum baktım bir daha bak. Ya evet, inanamıyorum. Nasıl olabilir böyle aşkım, bu terlik ya? Bak sadece rahatlık değil. Bunun yanında gelen şey güvenlik, konfor. Ne diyeyim? Ölümsüzlük. Of. Çok korkunç. Sert kapak. Vaz. Oo, direkt su vuruyor içeri. Uy uşağım, hoş gelmişsin. Hoş buldum. Nasılsın? Sizin oradan bayağı zorlu bir yoldan geldim. Ya birden kışa geçtik. Döneyim mi şöyle yukarılara biraz? Bunlar izleyelim. Bak ne diyor? Çıldır yaylası diyor. Çıkayım mı? Çıkayım mı? Çıldır yaylası. Vallahi çıkayım, bir çığlık atalım gel hadi. Çıkıyorum. Suyumuz var mı? Oo, baksanıza. Her şeyimiz var. Çığlık yaylasınıza bakar mısın? Nasıl bir yermiş? Yol üzerinde Çığlık Yaylası diye bir tabela gördük. Ana yoldan saptık, hafif yükseldik. Şimdi bir yol çalışmasına baktım. Şöyle sıkıntı. Kar gördüm. Vay be. Aa, çok güzeldi ya. Çıkamayız değil mi bebeğim? Bak bir sen de şöyle. Hayır. Hayır. Vay be. Biz de şurada oynayalım. Gel ne olacak? Diye bir ses olacaktı, olmadı. Olmadı. Ya bunun olmuyor. Neyse. Hazır yolu yarılamışken dedik ki oturalım şöyle karşılıklı biraz sohbet edelim. Ve bir yılımızı nasıl geçirmişiz şöyle ay ay bir görelim istedik. Daha doğrusu o ayı nasıl hatırlıyoruz o şekilde aslında söylemek istiyoruz size. Güzel şeylerini mi söyleyelim insanlara? Güzel olur, kötü olur, o ay nasıl geçtiyse. Evet öyle yapalım. Tamam. O zaman Ocak'tan başlıyor muyuz? Başlayalım. Hatta bence geçen sene yılbaşından başlayalım. Çünkü yoldaydık. Evet. Erzincan'daydık. Karlar içindeydik. Bugün bu arada Saklıkent'e çıkacaktık ama olmadı. Evet. Biliyorsunuz kar yağdı, fırtına çıktı inanılmaz derecede. O yüzden olmadı. Yani geçen seneki gibi karlar içinde geçirmeyi çok isterdik. Neyse olsun. Geçen sene nasıldı? Evet, DJ hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Güzel hareket. Ben başlatıyorum. DJ performansına giriyorum. Türkiye'nin ilk açılmış olan karavan kampinglerinden bir tanesinde ve faaliyet halinde olmamasına rağmen yılbaşına girdik. Evet. Sahibinin numarasını bulduk bir şekilde. Şu anda çok enteresan bir olayın içine doğru giriyoruz. Telefonla aradık buraya gelirken, Erzurum'dan Erzincan'a geçerken Erzincan'da kamp alanları diye bir tane yere rastladık. Doğru mu Ebru? Evet. Burası mı acaba? Orası da abi kapalıyız dedi ama gidin dedi, evin yanında bulursanız dedi, orada elektrik de var dedi. Sanıyorum mekanı bulduk. Şurada bir çeşit. Burada yılan var mıdır? Bu mevsimde burada olacak, yılan gelsin soksun bizi. Şimsi bir şey var. Su da olmuş. Bu arada şunu fark ettim. İnsan şimdi yılbaşını, geçen sene acaba yılbaşında neredeydim diye düşünür ya insan. Hı. Biz yolda olduğumuz zamanları unutmuyoruz asla. Evet. Yoldan önce her sene nerede olduğunu kesinlikle unutuyamayız. Ama yoldayken evet, buradaydım diye konum olarak belirleyebiliyorsun onu. Evet, yani aslında geziyor olmak, seyahat ediyor olmak galiba insanın hayatına böyle güzel noktalar bıraktığı için geri dönüp baktığında onları tekrardan hatırlayabiliyorsun. Ama rutin bir hayat evet, onu maalesef engelliyor. Her gün birbiriyle aynı olduğu için herhalde. Neyse, kötü konuları bırakalım. Bırakalım. Ocak ayına geçiyoruz. Evet. 2021 Ocak ayında neredeydik? Nerede miydik? Nerede? Onu sormuyor muyduk? Pardon. Şunu hatırlıyorum sadece. Kars'ta o kadar üşümüştük ki. Ya biz herhalde geri döneceğiz bugün itibariyle ya. Dün akşam Çıldır Gölü'nde kalalım diye gittik biliyorsunuz. Ama saat 8 çeyrek gibi akşam baktık o kadar soğumaya başladı ki hava. Webasto'dan takır tukur falan bir tuhaf sesler geliyor böyle. Dışarıdan kurtların sesi, ayıların nefesi. Artık sıcak yerlere geri dönelim diye karar aldığımız bir aydı Ocak ayı ve öyle de yaptık. Biliyorsunuz ki teknenin yeri bizde karavanla neredeyse aynı. Evet. Senin için hala aynı mı? Hala aynı. Hala aynı, o kadar yaşadıklarımıza var. Hayır, onu düzelteceğiz. Onların hepsini açtıracağız. Ekim ayına sakladım bunu. Şimdi Şubat ayında biz Fethiye'ye döndüğümüzde bu karavan sevdasının yanında gelen tekne ve deniz sevdamızı da ne yapalım? Gidermek adına mı diyelim? Diyelim. Sevda gidermek. Sevda gidermek. Evet, özlemle sarılmak gibi bir şey oluyor bu. Gidermek adına teknemizde kamplara çıktık. Çadırla kamplarımızı yaptık güzelce. Fethiye'nin kimsesiz adalarında, koylarında. Bu arada biz karavan hayatına geçmeden önce zaten yine botumuzla, teknemizle buradaki adacıklarda, koycuklarda gider kampımızı yapardık. Şubat ayı bizim için onun böyle tekrardan yaşanması ve birlikte karavan gezilerinin de devam etmesi gibi bir şey olmuştu. Gelirsek öncelikle benim doğum günüm, tabii ki onu hatırlıyoruz. 23 Nisan kıt... O değil, pardon, devam edelim. Çok teşekkürler. İkincisi ise çok zor bir kararla karavanın iç dizaynını değiştirdik. Bizim biliyorsunuz burası yataklı. Cihan'ın teşekkür etme nedeni beni o ikna etti sizinle birlikte. Seni ben ikna etmedim, siz Ebru'yu ikna ettiniz çünkü bana kalsa ben yapamıyordum bu işi ama bir videomuzda size döndük ve sorduk. Lütfen yorumlarda bize akıl verin arkadaşlar. Ben istiyorum ki karşılıklı çekyat yatağa dönüşebilen olsun. Biz karşılıklı pişbiriğimizi atalım, yemeğimizi yiyelim, her şeyi yapalım. Banyomuz biraz daha büyüsün, rahat rahat duşumuzu alalım, tuvaletimizi daha rahat yapalım. 13 metreküplük hiçbir karavanla bulamazsın böyle bir kullanım alanı. Evet, doğru. Biz bu geniş çok alanı güzel, kullandık. Geniş. Yeter. Yeter. Şimdi başkası kullansın. Biz şu arka salonumuzu yapalım, geçelim salonumuza. Kırma beni. Yorumlara göre hareket edecek misin? Edeceğim ben. Siz de çok teşekkür ediyoruz ki kimi desteklediniz? Seni. Bizim ilk yatağımız yerden 90 santim yukarıda, böyle epeyce yüksekçe bir yataktı. Yüksek tutmak istedik çünkü bagaj alanımız geniş olsun ki olabildiğince yistif yapalım içeriye diye düşünmüştük. Şimdi ama siz düşünüyorsunuz bu arabanın hali neden böyle diye. Bir sene kullandıktan sonra olayı baktık böyle oturma grubuna da ihtiyaç duyuyoruz gibi olduk. Dedik ki biz bu yatağı bozalım. Tekrar hatırlatalım, bunlar sizin sayenizde oldu. Çok teşekkürleri borçluyuz efendim. Yatağı bozduk. Hazır dedik yatağı bozmuşken tuvaleti de bozalım. Banyoya çünkü çok rahat girip çıkamıyorduk. Biz boyutlarımız 70'e 70 hatta 60'a 70'ti. Onu 90'a 70'e çekecek bir operasyon yaptık ve banyo duvarını genişleterek banyomuzu da büyük hale getirdik. Bununla kaldık mı efendim? Asla. Biz kalır mıyız? Kalmadık. Ne yaptık? Buraya bir tezgah yaptık. Ocağımızı normalde bu koltukların arkasına dayamıştık ve o ocağı oradan alıp kapının girişine koyduk ki yemek kokusu falan pişirirken dışarı çıksın diye. Son olarak da yine şu koltukların arkasına bir dolap yaptık. Oraya mutfak eşyalarımızı gibi eşyalarımızı koymak için. Nisan ayında hayatımızda bir ilk gerçekleştirdik ve bir hafta boyunca sanayide kaldık. Evet. Onu da çok sevdik. Hayır. Arabamızın kaportası ve boyasında sorunlar vardı. Bu Ducato arabaları, Ducato arabalarında zaten şeymiş, kronik bir hastalıkmış, belli bir yıl sonra boyaları dökülmeye başlıyormuş. Bizimki de dökülmeye başlamıştı. Biz de karar verdik, dedik ki arabamızı boyatalım. Kafamızda çok özür dilerim, hiçbir boya rengi olmadan gittik oraya bu arada. Ne yapıyorsun, renk mi seçiyorsun? Evet. Kolay gelsin. Teşekkürler. Biraz bilgi bulgu vermek ister misin? Bilgi bulgu vermek isterim. Nereyi görsem o rengi seçmeye karar veriyorum. Önce şu rengi seçtim, sonra bu rengi. Bakalım sırada ne var? Bir gün Bursa'da sanayi bölgesinde artık son rötuşlar yapılmış, araba boyaya hazırken, biz hala boyanın renginde emin değilken, sanayide dolaşırken bir renk gördük, gözümüze çarptı ve o rengi boyatmaya karar verdik. Gittik, karışımı hazırlattık ve arabamızı boyattık. Bizim için Nisan ayı boya ayıydı efendim. Bir haftalık sanayide konaklama ayı. Herkesin yıldızlarda olduğu bir aydı. Mayıs ayı demek, sıcakların yavaş yavaş gelmesi demek. Bu da demek oluyor ki otelin hazırlıkları başlaması gerekiyor artık. Mayıs ayında küçük küçük kaçamaklar yaparak aynı zamanda oteli hazırlamaya başladık. Aslında böyle en güzel kaçamaklar dediğimiz, en tatlı güzel kamplarda hep böyle Mayıs ayında olur. Hep böyledir ya, sınav haftasında böyle PlayStation oynamak herkesi daha böyle bir tatmin eder. Aynı onun gibi bir şey bizim de. Mayıs ayında böyle kaçamaklar ve hazırlıklarlı bir ay geçmiş oldu. Biliyorsunuz bizim küçük bir aile pansiyonumuz var ve bu küçük olması hazırlık evresinin de kolay olacağı anlamına gelmedi hiçbir zaman maalesef. Geçen sene de gelmemişti. Küçük deyip geçmiyoruz. İçerisinde bir sürü yenilik yapılması gerekiyor. Boya, en basitinden boya yapılması gerekiyor. İşte yenilenmesi gereken mobilyalar oluyor. Boya kimden soruluyor? Ebru var. Ebru yapıyor boyaları. Yani küçük olması bizim üzerimizdeki stresi azaltmıyor. Aksine çoğaltıyor çünkü birçok işe kendimiz yetişmeye çalışıyoruz. O yüzden bu bizim diğer işlerimiz de varken bizim üzerimizde ciddi baskı yaratıyor. Böyle oluyor bizim Mayıs aylarımız. Haziran, Temmuz, Ağustos... Gerçekten bu 3 ay neredeyse aynı geçiyor. Çalışarak geçiyor. Eğer kaçabilirsek birkaç saatliğine bir denize çıkıyoruz. Belki bir gün de oluyor bu bazen ama çok 2 gün değil yani bu asla. Yok. Akşamları sizlerle beraber, gelen takipçilerimizle beraber voleybola gidiyoruz. Sahile gitar çalmaya gidiyoruz. O şekilde geçiyor yani Mayıs değil. Haziran, Temmuz, Ağustos. Geçen sene yine bu 3 yaz ayında hatırlıyorsan 2 kaçamak yapmıştık. Hı. Dadundan yenmez. Bir tanesinde Girdev yaylasına çıktık. Aa evet, soğuğa çıkmak bir, yazın süper bir şey gerçekten. Ver bakalım Pati. Hani Pati. Oo, çok ağırsın vampir. Bir diğerindeyse nereye gitmiştik? Yine serin bir yere gitmiştik. Baba Dağ'a çıkmıştık. ATV kiralayıp Baba Dağ'a çıkıp tur atmıştık. Evet, üşümüştük. O da çok güzeldi. Çadırda kalmıştık o gün de. İşte bu 3 ay içerisinde yaptığımız o güzel kaçamaklarla da yine kendimizi bir nevi böyle refreshlemeye, resetlemeye çalışıyorduk. Oluyor muydu? Oluyordu. Olmuyordu. Ne olsa kârdır ama. Yapacak bir şey yok. Denize çıkmak da aslında çok güzel oluyor o tarihler arasında. Çıktık mı? Geçen sene denize çıkamadık. Çıkamıyoruz işte yani öyle bir vakit. Çünkü tekneyle çıktığınızda tekneyi indir, bindir, kamp yap falan derken en az 2 gününüzü alıyor. Bir de şimdi koylar çok kalabalık oluyor. O yüzden yani... Biz onu daha çok bahara saklıyoruz. Evet. 2021 Eylül ayı bizim için daha önceki geçen Eylül aylarından biraz daha farklıydı. Çünkü pandeminin böyle pik yaptığı dönemlerdi bunlar. Yavaş yavaş havaların ısısı düştüğü için hastalık çoğalıyordu. Bir yani yerli turist olarak bir çekilme vardı. Hı hı. Bu sebepten ayrıca okulların açılıyor olması sebebiyle ve bunların üzerine asıl sebep de şu: normalde Eylül ayında Fethiye bölgesinde, Fethiye genelinde böyledir. Türkiye'de de böyledir diye düşünüyorum. Birçok diğer yazlık turizm yapan yerlerde. İngilizler çok gelir Eylül ayında. Ancak geçen sene İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeye alıp yollamadığı için turistleri buraya, ama Hindistan'a yollamış. O da çok enteresan bir politika. Buradan kendilerine ne yapabiliriz? Anlayan anladı onu. Gelmediği için İngiliz turistler, biz de Eylül ayında mecburen pansiyonumuzu erken bir şekilde kapatmak zorunda kalmıştık ve ne yaptık? Denizin tadını çıkardık. Evet. Aklımızda hiçbir şey yokken aslında ilk başta karavana döndük. Bir güzel karavanımızı temizledik, hazırladık. Ondan sonra bir anda tabii ki her zamanki biz plansız, bir anda bir deniz aşkıyla büründük. Ama bir plansız demeyelim biz, çünkü hep Göcek koylarını gidip keşfetmek istiyorduk. Evet, bir de şimdi yazın tadını çıkaramadığımız için Eylül ayının o sıcağını kaçırmak hiç istemedik. İyi ki de çıkmışız. Ben gerçekten 2021 dediğimiz zaman aklımda o bir ay var. Eylül ayı o kadar güzel geçti ki, parmak kitlenmesini saymazsak eğer. Sayalım be onu da. Onu da sayalım. İnsan hayatta kaç kere parmak kitlenir ki? Tamam. Elim böyle kaldı, elim. Parmakları kaynadı. Elim böyle kaldı. Tamam, biraz ben şimdi açacağım onu. O nasıl bir şey? Ekim ayı bizim için yeni kararlar vermemiz gereken, yine hesap dışında verilmesi gereken kararların olduğu bir ay oldu. Karavana önce geçtik, karavanda biraz zaman geçirdik. Evet. Ondan sonra bazı sebeplerden dolayı artık başımızı sokacak, kiralık da olsa bir evimizin olması gerektiğine. O nasıl bir kiralık demek? Yani kiralık deyince kira fiyatlarını bilenler bilirler. Biz bazı sebeplerden dolayı bir ev kiralamamız gerekiyordu. Çünkü artık normalde biz zaten kışları karavanda geçirirken yazın da otelde böyle çatı katında küçük bir 1+0 bir yerde kalıyorduk. Biraz dar, biraz küçük bir yerdi ve bize yetmemeye başlamıştı. Daha doğrusu hem iş hem aynı yerde kalıyor olmak durumundan kendimizi artık bir şekilde kurtarmamız gerekiyordu. Ve Ekim ayında Fethiye'nin bir köyünde güzel bir ev bulup oraya yerleşme kararı aldık. Kiralık. Hayvanlı toprakla iç içe olabileceğimiz bir hayat. Şu iki odada henüz oturan olmamıştı daha. Sobayı burayı kurduktan sonra bu ortasını ne yapacağız? Macunlayacağız mı? Kasım ayı ise taşındığımız bu evi yapmakla geçti. Öncelikle salon kısmıyla mutfak kısmını ayırmamız gerekiyordu. Yatak odasına henüz bir geçiş yapamadık ama uzun vadede burada kalırsak eğer oraya da bir geçiş yaparız diye düşünüyoruz. Evet. Yoksa böyle dışarıdan yatak odasına, yine dışarıdan salona geçmek zorundayız. Taze havanın, sirkülasyonun bol olduğu bir muhitte oturuyoruz. Güzel güzel ekimler yaptık. Dikimler yaptık. Sökümler de yapacağız. Az kaldı, yiyeceğiz. Soğanlarımız büyümeye başlamış. Köy evini hazırladık ve şu anda köy evinde yaşıyoruz. Evet. Kasım ayımız bu evi yaparken ve bu arada şu detayı vermeyi unuttun sen. Evin %90'ını kendimiz yaptık. Evet. Hani inşaat kısmından bahsetmiyorum da evde kullanacağımız malzemeler, yani koltuğumuz vardı, buzdolabımız, beyaz eşyamız vardı. Onun dışında dolaplar, raflar, işte ne bileyim komodini, osu busu, hatta senin yaptığın bir tane koltuk bile var. Kasım ayında böyle evi yaptık, bitirdik yani. Ondan sonra kurtulduk. Zaten yakın dönem olduğu için hepiniz şahitsiniz buna. Belki bizi hatta o ev turundan tanıyan arkadaşlarımız bile vardır. Evet. Saygılar, selamlar kendilerine tekrardan. Hoş gelmişler tekrar. O zaman hoş geldi Aralık. Aralık. Orada notlar var. Arada bakıyoruz notlara. Bizim daha önce böyle bir evde yaşama deneyimimiz olmadığı için köy evinde bol bol zaman geçirdik. Bahçeyle ilgilendik. Kedilerimiz var, onlarla ilgilendik. Yakın yerlerde kamplarımızı kurduk yine. Aralık ayımız da bu şekilde geçti. Evet, orada bir Darboğaz kampı detayı var. Lütfen Darboğaz gibi güzel bir yer var mı söylesene. Söyleyin, sizler de söyleyin. Şöyle bırakayım izleyenler. Bırakalım. Gidin görün orayı. İzlemeyenler. Çok güzel. İzleyenler de izlesin bir daha. Böyle arada canınız sıkıldığında açacaksınız ateş başında. 2, 1. İyi yıllar! İyi yıllar hepinize efendim. Şimdi şunu hatırlatmadan yeni yıla girelim istemiyorum. Geçen sene biz bir konfeti almıştık. Yeni yılda patlatırız diye. O kadar umutla gittik, aldık, geldik ve o konfetiyi patlattık. Konfeti patlamadı. Hatırlıyor musun? Patlamadı, evet hatırlıyorum. Patlamadı. Aşkım patlamadı. Allah kahretmesin, Çin malı konfetileri nereden getiriyorsun arkadaş? Ulan yeni yıla giremedim. O yüzden 2021 bizim için çok kötü bir yıldı. Şimdi bu yıl bizim için nasıl geçecek? Konfetiye mi alayım? Bir şey söyleyeceğim, hızlı çevirmen lazım. Şu tarafa 3, 2, 1. 2022 hepimiz için güzel bir yıl olsun arkadaşlar. Umuyoruz ki herkesin istediği şeyler... Ya zaten yarısı yerine gelsin, istediği şey bir insanın herhalde yine mutlu olacaktır. Çok fazla bir şey istemiyoruz biz bahtımızdan, şansımızdan. Her şey gönlümüzce olsun diyoruz. Sizi çok seviyoruz. Burası mahvoldu. Aa, baksanıza ne oldu burası. Bu ışıltılı hayatı ben seçtim Cihan. 2022'ye deli olarak girmek ya da girmemek. İşte bütün mesele bu. Bir değişiklik olsun. Doğum günümü söyleyeyim mi? Tabii ki de. Söyleyeceğim. Sizlerin, sevenlerimizin... bu ne ya? Bu ne? Zeki Müren konuştu. Yatağımızı bozalım istedik. Yatağı bozduk ve oturma grubu şeklinde... O, geğirdin ya. Geğirmedim, içimden geldi valla. Yemin ederim geğirdim. Bir daha başlayalım. 3, 2. Bizim yaptığımız... Bizim ilk yatağımız yerden 90... Yatağımız. Eller bir dursun ya. Bu tarz işlerinizi sanayide kalasçıdan Hemen size burada kamera arkası için küçük bir bilgi vereyim arkadaşlar. Ya yapma ne olursun. Yapayım. Utandırma beni daha fazla. Utanılacak bir şey yok. Serbest ekonomiyle ilgili küçük bir bilgi vereceğim size. Şu kukulata, maskesi ve düdüğü ile birlikte Ebru arkadaşımız 10 liraya aldı bu takımı. Ama neden? Bir sor neden? Hele bir sor neden? Aynısını ben 4 liraya aldım. Aynı takımı. Ama bir sor neden? Yani şurada bile kazıklanabiliyoruz. Lütfen.